bu duyarlılıklarından dolayı kutluyorum. Bu duyarlılığı sürekli diri tutmamız lazım. Ve Kudüs'ü bildiğim kadarıyla en fazla diri tutan, onların meselesini diri tutan kendi ülkemizdir, Türkiye'dir. Ve bu anlamda da STK'larımız son derece güçlü, sağ olsunlar. Bizim dediğim gibi şu an Filistin'e yardım noktasında, Filistin'i tanıma noktasında ülkemiz kadar üzerine düşen bir başka bir ülke yok. Tüm vatandaşlarımızı, tüm duyarlı vatandaşlarımızı bu tepkiye davet ediyoruz. Bizler de davet ediyoruz. Ama yerelde de bize ne düşüyorsa biz elimizden geleni yapacağız. Bu anlamda gerek ekonomik anlamda, gerek sosyal, kültürel anlamda ne tür destek gerekiyorsa biz elimizden geleni yapacağız inşallah. Evet. Filistin'in sorunu bizim aziyetimizi gösteriyor. İslam coğrafyasının aziyetini gösteriyor. Biz bu acizliği hak eden bir toplum değiliz. Bir millet değiliz. Bu din bize bu aziyeti emretmiyor. Kimse kusura bakmasın. Bu din daha çok böyle diri tutmayı, üretken olmayı, hakka hukuka riayet etmeyi bize emrediyor. Bizim de bu anlamda aziyetten ziyade neler yapabilirizin derdine düşmemiz lazım. Tarihe baktığınız zaman 1948'den önce, daha önce de belirtmiştim, İsrail'in esamesi okunmuyor o haritanın üzerinde. Ama maalesef şu an haritaya baktığınızda Filistin esamesi okunmuyor. Burada çağımızda maalesef haklı olanın değil de güçlü olanın dediği oluyor. Bu çağda yaşıyoruz. Bu anlamda İslam coğrafyasında, İslam haritasında baktığımızda Müslümanların olduğu coğrafyada müthiş bir aziyet kendini gösteriyor. Bu da bizden kaynaklanıyor. Müslümanların çok daha diri, çok daha etken şekilde bir yapılanmaya girmeleri lazım. Fakat maalesef şu an başkasının payandası olacak pozisyonda. Biraz önce de bahsettiğim gibi güçlü olanın, güçlü olanın düdüğünün öttüğü bir çağda yaşıyoruz. Ne Birleşmiş Milletler, ne Rusya, ne Avrupa Birliği, ne Amerika'nın bu dünyada haklının yanında olabileceği pozisyonda olmadıklarını görüyoruz. Şunu da belirtmek istiyorum. Şu an dünyanın haklının yanında olabileceği bir güce ihtiyacı var. Bu gücü barındıran tek ülke Türkiye'dir. Ha, biz şu an bu güçte miyiz? Değiliz. Ama bu potansiyele sahibiz. Ülke olarak ekonomik, askeri anlamda çok birinci derecede veya ilk sıralarda olmasak güç olarak da bir gücümüz var. Ama bu güç Amerika ile Rusya ile kıyaslayamayacağız pozisyondadır. Kıyaslayamayacağımız bir pozisyondadır. Şunun için söylüyorum. Biraz önce de bahsettiğim gibi bu potansiyel güç bu ülkede var. Sağ olsun tüm bileşenleri bir araya getirdiğiniz zaman Cumhurbaşkanımız mevcut bu pozisyonumuzda bile müthiş bir liderlik örneği gösteriyor İslam dünyası adına. Dünya beşten ibaret değildir demesi, one minute demesi. Dolayısıyla bunlar dediğim gibi tüm bu içinde bulunduğumuz konjüktürde ekonomik olarak, siyasi olarak, askeri olarak birinci pozisyonda olmasak bile dünya genelinde düşündüğünüz zaman ama böyle mevcut pozisyonumuza rağmen bu liderliği gösteriyor Sayın Cumhurbaşkanımız ve İslam dünyasına, tebaasına bu ümidi de aşılıyor. Dediğim gibi biz ülke olarak bu potansiyele sahibiz. Yeter ki birliğimizi, beraberliğimizi, kardeşliğimizi koruyalım ve bir de birlikle beraber, beraberlikle, birlik ve beraberlikle birlikte
bizim ülke olarak ekonomik anlamda nasıl kalkınabiliriz, üretim anlamında nasıl kalkınabiliriz, bilim anlamında nasıl kalkınabiliriz, bu potansiyelimiz de var. Bilgi bir toplum olacağız, üretim toplumu olacağız, güçlü olacağız ki bu mazlumlara, mağdurlara elimizi uzatabilelim. Ha bunu yaparken de sadece kendi mazlumumuza, mağdurumuza elimizi uzatmıyoruz. Dünyanın neresinde bir mağdur görürsek, bir gariban görürsek bunu elimizi uzatmak zorundayız ve ülkemizi ülke olarak da bunu yapıyoruz.